Evet, bu hafta meetup konumuz error handling diye İngilizce tabirle geçiyor. Biz bunu script hatalarıyla başa çıkma dedik. Handling için tam bir hani işleme gibi bir takım çeviriler vardı. Hatalarla başa çıkma daha uygun geldi bize. Bir şekilde hatayı ele alıp ona gerçekleşmesi durumunda veya gerçekleşmemesi için problemlere çözüm bulmak genel adlarıyla. Bir yandan yine FileMaker'daki sunumumuza devam edelim. Öncelikle script ile ilgili biraz bilgi verelim. FileMaker'da biliyorsunuz scriptler kullanıyoruz. Script'in de yine çevirisi Türkçe karşılığı betik veya komut dosyası. Çevirilerde komut dosyası olarak geçiyor. Eskiden biz betik de derdik. Aslında bir senaryo. Biz normalde kendi yaptığımız işleri FileMaker'a yaptırabiliyoruz. Bunun için bir takım scriptler yazıyoruz. Script de aslında FileMaker'ın rol aldığı bir senaryo diye düşünebiliriz. İşte şu ekrana git, bunu yap, şunu yap, kayıtları bul, değiştir, sırala gibi. Aslında normalde bizim arayüzlerden yaptığımız işleri otomatikleştirmeye yarıyor. Zaten birçok kişi de FileMaker scriptlerini belli düzeyde kullanıyordur. Burada önemli olan şey başka birine bir şey anlatırken yapması gereken bazen detaylı anlatmanız gerekebilir. Ki makinede bunları çok değerlendirmeden sadece oradaki adımları harfiyen uygulayacağı için çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü FileMaker'ın söylediğiniz komut karşısındaki davranışını bilmeniz gerekiyor ki ona göre tarif etmelisiniz. Şurada güzel bir video var. Kısa bölümünü göstereceğim. Konumuzdan biraz alakasız gibi gözüküyor ama biraz da alakalı. Şöyle ki iki tane küçük çocuk işte babalarına ekmeğe fındık ezmesi sürmek için bir talimat yazıyorlar ve bu tam kesin bir talimat olması gerekiyor diye önce anlaşıyorlar. Oldukça detaylı bir talimat istiyor ve talimattaki beklemedikleri şeyler, beklemedikleri sonuçlara yol açabiliyor. Videomuzu şöyle tıklayalım. Şu an video ekranı gözüküyor sanırım. Evet. Başlatalım. Get two pieces of bread. Get some peanut butter. Take the peanut butter knife. Open the peanut butter. Put the knife in the PB. Get some jelly. Open the jelly. No. Squirt the jelly onto the bread. Take the butter knife with the peanut butter on it. Wipe it all over the piece of bread that's blank. Take the butter knife, rub the jelly all over the piece of bread. Oh, he's doing better. It says all over. Put the two pieces on top of each other. This is how I'm meant. Take two pieces of white bread out of the bag. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside of the peanut butter jar. With the knife, scoop some of the peanut butter out of the inside of the jar. Spread That's your cute. Scoop of peanut butter onto one of your pieces of bread with a knife. No! Squeeze some jelly onto the other piece of bread. Spread the jelly on the bread with the butter knife. Put your two pieces of bread, peanut butter and jelly sides together. Done. Evet, talimatlar yeterince anlaşılır değilse farklı şeyler yapabilir. Script'i çalıştıran şey. Dolayısıyla o anki durumları ve olası şeyleri düşünerek biz bir şekilde script'imizi düzenlememiz, yazmamız gerekiyor. Script hatalarıyla başa çıkma dediğimiz konuya tekrar gelelim. Script error handling diye geçiyor İngilizce tabiriyle. Eğer hani bu konuda detaylı araştırma yapmak isteyenler varsa İngilizce kaynak çok daha fazla var. Aslında bunun da çok hayatta çok tipik örneği. Biz bir takım işlemler yaparken, senaryo yaparken bir takım kontroller yapmalıyız. Bunu asansöre binerken bazen görüyoruz. Kabini görmeden binmeyin diyor. Eğer orada kapıyı açtınız, normal şartlarda kabin orada hep olacak ama olmadığı durumda çok kötü sonuçlanabilir. Hani siz kabini görmeden içeri atlarsanız. Dolayısıyla bu uyarı önemli. Benzer şekilde biz de scriptlerimizde eğer sonucunda tehlikeli bir işlem varsa özellikle önceki işlemin doğru tamamlanmadığını iyi bir şekilde test etmemiz gerekir. Bu hayat kurtarıcı olabilir. Hoş bazen bu uyarıyı asansörün içine yazıyorlar ama kabinin içine herhalde ezbere etiketleri yapıştırdıkları için. Script'te de o tip hani ezbere şeyler değil, özellikle hataları engelleyecek, hataları öngörüp olmamasını sağlayacak önlemler almamız gerekiyor bizim. Bununla ilgili bazı ipuçlarından paylaşayım.
Öncelikle biz normalde FileMaker'ın script çalışırken bir hata vermesi durumunda ekrana bir hata mesajı gelir. Örneğin ne diyelim, kaydı sil dediniz ya da bir işlem çalıştığında o işlemi yapamadı, bir hata mesajı görürsünüz. Setter Capture On script satırını script'in bir yerine ekleyerek, biz genelde başına ekleriz, eklediğiniz zaman bu hata mesajlarını göstermeden adımlar ilerliyor. Ama tamam, FileMaker göstermedi ama bizim bir şeyler göstermemiz gerekiyor. Onun için de if koşulları, if, as if gibi koşullarla ve get last error'u kullanarak birçok yerde de bir hata varsa bir ekrana şöyle bir uyarı bas ya da şuraya git, buraya git gibi bir takım yönlendirmeler yapabiliriz. Burada bizim beklenmeyen durumlarımız var. Örneğin şu asansör örneğinde olduğu gibi kapıyı açtık, kabin yok. Bu beklenmeyen bir durum. Bunun bir kısmı FileMaker tarafında, bir kısmı kullanıcı tarafında olabilir. Normalde biz kullanıcıdan bir takım bilgileri girip ya da bir ön işlemleri yapıp ya da belli şartlarda o düğmeye tıklamasını istiyor olabiliriz. O script'i çalıştırmasını istiyor olabiliriz. Ama kullanıcı o şartları yerine getirmemiş olabilir. Dolayısıyla hani bu da bir error handling konusudur bence, hata başa çıkma. Çünkü o bilgi ya da yeterli bilgi doğru şekilde sağlanmadığı zaman script'imizin ilerleyen adımlarında bir takım hatalar meydana gelebilir. Biz en başta bunu engellemek için kontroller yapabiliriz. Bir diğer şey, FileMaker tarafında bir takım hatalar olabilir. İşte tam o işlemi yapacakken FileMaker bir hata kodu üretir. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. Örneğin siz işte bir kayıtta düzenleme yaptıracaksınız script üzerinden ama o kayıt başka kullanıcıda açıksa 301 koduyla bir hata verecektir. Ya da işte bir ekrana gidiyor FileMaker, go to layout kullandığımızda sonra bir şekilde o layout oradan silindi. Ya ismi değişse çok önemli değil. O kaynak yok. O layout'a gidemeyecek. Ya da beklemediğiniz bir şey oldu. Mesela işte kart window'un üstünde bir kart window daha açamıyor. FileMaker'ın öyle bir kısıtı var. Siz bu kısıtı öngörmediniz ve daha sonradan bir dialog window'u kart window'a çevirdiniz. Üstünde bir pencere daha açıyordu kart window olarak. Bu durumda yine FileMaker bu sefer 3 hata kodu verecek gibi gibi durumlarda. FileMaker tarafında oluşan hataları da biz bir şekilde oluşması muhtemel adımları tespit edip onlara yine önlem almamız gerekir. Tamam, bu hata ile ilgili bilgi aldık. Daha doğrusu kontrollerimiz yaptık, bir hata var. Kullanıcıya bu konuda bilgi vermemiz iyi olur. Özellikle bu kullanıcı tarafında yapılan bir hata ise diyecek işte şöyle şöyle şunları eksik yaptım, bunları tamamla, tekrar işlemi başlat diyebiliriz. Yani sistemsel bir hata olduysa da hani kullanıcıya hata oluştu demek yerine işte şu bölümle ilgili bir hata oluştu deyip daha detaylı bir bilgi vermek her zaman iyidir. Bu sayede kullanıcı da der ki şöyle bir hata mesajı aldım. Siz de ona göre işte o hata mesajının sebebini tespit edip ya da ilgili bölümü geliştirici olarak düzeltmek isteyebilirsiniz. Tabii kullanıcılar o hata mesajlarını hiçbir zaman da düzgün not almazlar ya da ekran fotoğrafı almazlar. Dolayısıyla onun dışında bir de günlük log dosyası tutulabilir. Örneğin script bir hata alıyorsa bir log tablonuza gidip hatayla ilgili sizin işinize yarayabilecek o anki hangi layout'ta hangi script çalışıyor, parametreler neler gibi bir takım diagnosis dediğimiz hata giderimi için, hata tespit için olabilecek bilgileri de o log dosyasında işleyebilirsiniz. Ve mümkünse eğer yaptığınız işlemde bir takım işlemler yapılıyor script'te biliyorsunuz, bir yerde hata oluştu. Eğer bunu yapabiliyorsanız yaptığı işlemleri geri almasını sağlamanız iyidir. Aksi halde işlemin yarısı yapıldı, yarısı yapılmadı, böyle yarım bir kayıt kalmış olabilir. İşlemi geri almayla ilgili de bir meetup konusu esasında planımızda var. Transactional scripting başlığıyla Türkçeleştirmesini daha sonra yaparız. Tekrar bir şeye geçeyim. Örneğin FileMaker Standard.org'da bununla ilgili yine güzel ipuçları paylaşmışlar. Şöyle bir flowchart, iş akış diyagramında işte birinci adım gerçekleşti, hata varsa script'i durdurmalı mıyım, abort, yoksa hatayı çözüp devam edebiliyor muyuz gibi gibi giderek en son adıma kadar gidiyor. Burada yine yukarıda bahsettiğimiz maddelere benzer maddeler var. Onları da böyle adım adım okuyalım. Hatayı tespit et diyor. Bu hatayı bir şekilde tespit etmek için bir takım yöntemlerimiz var. Yine log tutma örneğini burada önermiş, report diyor. Hani kullanıcı bir konuda bilgilendir ve o hatayı çözebiliyorsak script'in içinde çözelim. Ve hata varsa script'i durdurması gerekiyor. Çünkü bir adım daha hata aldıktan sonra adımlar devam ederse işte kapıyı açıp kabin olmayan asansöre binmek gibi iyi olmayan sonuçlarla karşılaşabiliriz. Bir örnek daha yine internetten ki bunu aslında bizim de kendi geliştirdiğimiz uygulamalarda kullandığımız yöntemlerdi. InfoKuiper firması da bununla ilgili güzel bir blog makalesi almış ve şu script adımını onlardan aldım. Gayet güzel ifade ediyor. Bizim script'imizin içinde bir sürü koşul olabilir. İşte şu olduysa bunu yap, bu olduysa bunu yap. Hatta koşullar o kadar çok oluyor ki iç içe bir takım if'ler oluyor. Sonra şu hale geliyor. Ve bu script
Daha sonradan bir şeyi düzeltmeye çalıştığınız zaman okunamaz, bakım yapılamaz bir şey. İç içe bir sürü if. Bu if kaçıncı kademede? O if'in hangi şeyi ifade ediyor? Hangisini, hangi koşuldan sonra bu çalışacak veya çalışmamak, çalışmayacak? Bu tip iç içe bir sürü if'lerde görmek çok zor. Aşağı kadar scroll yapmanız gerekiyor else koşulunu görmek için. Bunun yerine az sonra uygulama yapacağımız daha yönetilebilir, daha temiz bir script yazma yöntemimiz olacak. Bir sonraki maddemiz, örnek olarak ben çıkardım ama bunlar sadece bunlar olmak zorunda değil. Bazı adımlarda dedik yani o adım gerçekleşmeyebilir, hatalı gerçekleşebilir. O adımlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ben örnek olarak yazdım ama siz yazdığınız script'teki tüm adımları değerlendirip çok detaya inmek gerekiyor mu, gerekmiyor mu gibi kısımları yine kararlaştırıp hangi adımlarda hata olabilecekse onlara bir takım kontroller koyabilirsiniz. Kırmızı yaptıklarımda özellikle bir takım verileri değiştiren ya da kayıtları silen ya da toplu kayıt değişikliği yaptığı için tamam işte delete oldu olabilir. Geri döndüremeyeceğimiz işlemler. Onlarda da bu işlem yapılabilir. Hata ayıklaması. Buradaki dikkat edeceğimiz adımlar o adımdan sonra bir hata alabiliriz veya bu adımlar gerçekleşirken örneğin işte kayıt sil adımı gerçekleşirken bir önceki adım ya da bir önceki adımlar serisi düzgün şekilde işlenmiş olmalı ki ben delete record'da doğru kaydı silebileyim. Dolayısıyla hem öncesi hem sonrasını düşünerek bu error handlinglerini ya da hatalarla başa çıkmayı düşünmemiz ve değerlendirmemiz gerekiyor. Evet, bunu çok teorik konuştuk. Bir örnekle uygulayalım. Benim örnek bir dosyam var. Hatta bu direkt FileMaker'ın örnek standart dosyalarından bir tanesi. Onu çalıştırayım. Evet. Inventory Management yani stok takibi için basit bir uygulama. Yeni FileMaker dosyası dediğiniz zaman burada zaten örnek bir takım uygulamalar var biliyorsunuz. Contacts, Asset vesaire. Bunlardan bir tanesini seçtim. Örnek 6 tane kaydımız var. Dosyada çok basit 2 tane ekran var topu topu. 3 tane sekmesi olan. Hatta bu uygulama neredeyse hiç script yazılmadan yapılmış. 2 tane script var hali hazırda. Çok basit scriptler. Şöyle bir talep olduğunu varsayalım. Bir script yazacağız ve bu script tüm ürünlerde ya da belli ürünlerde ürün fiyatlarını belli oranda artırıp azaltmamızı sağlasın. Bununla ilgili ben böyle hazırlık yaptım. Global diye bir tablo oluşturdum. Burada seçenekleri belirteceğiz. Hani meetup'ta zamanı daha etkin kullanmak için. Ama script'i sıfırdan şu anda yazacağız. Öncelikle ben script'i almadan önce bu senaryoyu bir düşüneyim. Zaten betikler, script'ler senaryodur dedik ki senaryomuz nasıl olacak? Kullanıcı ekranda bir yerden bunu tetikleyebilir. Bir düğmeye tıkladığı zaman beni ayar sayfasına götürecek. Ayar sayfamda, seçenekler sayfamda şurası. Ben belli bir ürün grubuna ya da belli bir üretici için bu alanı global yapmamışım. Hemen global'a çevirelim. Belli bir üretici grubu için belli bir oranda fiyatları güncellemek istiyorum. Bu fiyatları güncelleye tıkladığım zaman da ne yapacak? Seçtiğim parametrelere göre ürünler tablosunda ilgili kayıtları bulacak ve o kayıtlarda bir replace işlemi uygulayacak. Böyle bir script yazacağım. Hemen workspace'e geliyorum. Ve klasör açayım. Düzenli olsun. Otomatik işlemler diye klasör açayım. Bunun altında bir tane script oluşturuyorum. Toplu fiyat güncelle olsun script'imin ismi. Şöyle biraz büyütelim daha rahat gözükmesi için. Öncelikle error handling yapacağımı bildiğim için set error capture on SEC komutunu koymam gerekiyor. Hatta bizim genelde tercih ettiğimiz bir komut daha var. O da allow user abort off. Bu da şunu yapıyor. Script çalışırken kullanıcı escape tuşuna basarak işlemi durduramıyor. Kilitliyoruz. Yani işlem bitene kadar bize izin vermiyor. Genelde bu iki satırı en başta ekleriz. Daha sonra ne yapacaktı? Bizi ayarlar penceresine, ayarlar sayfasına götürecek. Onu da Cart Window güzel oluyor arayüz olarak. New Window deyip Cart Window'da global tablomdaki ayarlara gidebilirim. Close düğmesi kalabilir şimdilik. Sonra bunu kaldırırım. Öncelikle hiç error handling'i gözetmeden ben yapılacak işlemleri yazayım. Sonra bunu geliştire geliştire gidelim. İki yöntem var. Birinci işlemimiz birkaç parçadan oluşuyor. Burada kullanıcı ile ilgili bilgi bekliyoruz. Pause, resume, script kullanılabilir burada ama cancel deyince onları durdurmak falan gerekiyor.
ve enter'a basınca istemeden ilerliyor. Onun için ben bunları scriptlere bölmeyi tercih ediyorum. Dolayısıyla toplu fiyat güncelle birinci bölümü işte pencereye aç diyelim. Birinci bölüm bu kadar aslında. Başka bir şey yok. Bir sonraki işlem orada güncelle düğmemiz olsun. Pencere açıldı, bekliyordu. Güncelle düğmesine bastığım zaman güncelleme işlemini yapacak. Güncelleme işlemi için ben değişkenlere bilgilerimi alayım. Orada iki tane parametre, üç tane parametre sunuyorum global tablomda. Bir tanesi bir ürün grubu seç. Grup. Diğeri üretici seç. Üretici. Buna değişken alma sebebim Perform Finder'da değişkenleri kullanabildiğim için tek bir satırda arama gerçekleştirebileceğim. Cart window'da işim bitti. Close window diyebilirim. Cart window'u kapatacak. Daha sonra ürün listesine gitsin. Go to layout. O ekranda değilse. Inventory list. Perform find yapacak. Arama gerçekleştir. Ben neyi arayacağım? Manufacturer. Üretici. Change dedim. Aynı zamanda grubu da aynı kriter içerisinde yazalım. Kategori dedim. Arama yapacak. Sonra da replace with contents diyeceğim. Kayıtları değiştir. Hangi kaydı? Ürünün fiyatını bir hesaplamayla değiştireceğim. Buradaki yapacağım hesaplamada unit price yazdığım sayı kadar oran olarak artıracağım. Bunun için şöyle bir formül kullanabilirim. 100 artı benim global tablomdaki oran gir. Görüyoruz. Okey diyelim. Ve sonrasında da kullanıcıya diyebiliriz ki ilete fiyatlar güncellendi. Evet, böyle bir script yeterli. Bir de orada vazgeç düğmem vardı. Ona da bir script yazalım. Vazgeç, hani eğer öncesinde bir takım ayarlar yaptıysa onları temizleyebilir ama burada öyle bir durum yok. Oradan close window diyebilirim. Aç'a şöyle bir ilave yapabiliriz aslında. Global olanları boşaltalım öncelikle. Grup seç. Olan gibi boşaltalım. Ve üretici seç boşaltalım. 3 tane alanı boşaltacak. İşleme başlıyor. Vazgeç düğmesi de sadece pencereyi kapatacak. Yine de bir script olmasında fayda var. Hemen bu scriptlerimi düğmelere bağlayayım. Fiyatları güncelle scripti benim. İkinci scriptimi çalıştıracak. Güncelle scriptimi. Vazgeç scriptim. Vazgeçme işlemi yapıyor. Ve en başta beni tetikleyeceğim scriptte liste ekranda olsun örneğin. Şöyle yerleştirelim. Bunun içinde script'i şunu seçiyorum. Evet, aslında böyle bir script işimi görecektir. Toplu fiyat güncelleme diyorum. Seçeneklerimi seçiyorum ve güncelle işlemine tıklayacağım. Tabii şu an hataları kontrol edeceğimiz için ben debugger'la bir gideyim. Neler olabiliyor? Öncelikle kontrol edelim. Bakalım bir hata ile karşılaşacak mıyız? Script debugger'ı da açıyorum. Şöyle çekelim. Ekranın şu kısmında yer alabilir. Toplu güncellemeye tıkladım. Burası çok temel. Çok fazla bir işlem yok. Cart window'da bana şu ekranı açtı. Burada seçeneklerimi seçeceğim. Örneğin meyveyi seçeyim. Ve oran gireyim. %10. Fiyatları güncelleye tıkladım. Grubu buldu. Hatta bir de ben işlemi yarıda kesiyorum. Örneğimi daha iyi yapmak için. Bakın açtım tekrar. Şu ekrana kadar gelmiştik. Ben meyvelerin üretici, tüm üreticiler diyeyim.
oranında %10. Tabii kullanıcıya belki şu ekranda hızlıca hazırladım. Aslında bu error handling konusu biraz da işte kullanıcı deneyimiyle de ilgili. Hem ekranlar hem de bu script'teki kontrollerimiz yeterince iyi olmalı ki kullanıcı burada neyi nasıl geleceğini sormadan, herhangi bir dokümana bakmadan yapabiliyor olması en iyisidir. Fiyatları güncelle dedim. Grubu yazdı. Hatta debugger'la data viewer çok iyi ikilidir. Data viewer'ı da şu sol tarafa koyayım. Evet, gruba meyve değişkeni atadı. Üretici yıldız olarak geldi. Pencereyi kapattı. Liste ekranına gidiyorum. Aramamı gerçekleştirdim. 3 tane ürün buldu. Elma, armut, muz ve farklı üreticilerin ürettiği elmalar. Fiyatlarını 5,5, 7,5, 12 olarak görüyorsunuz. Replace, evet, fiyatları %10 oranında artırdı. Ve kullanıcıya da mesajı verdik. İşlem tamam. Tabii işler her zaman böyle gitmeyecek. Örneğin toplu fiyat güncelleme diyeceğim. Sonra kullanıcı hiçbir şeye tıklamadan fiyatları, hiçbir bilgi doldurmadan girebilir. Az önceki kastettiğimiz şey buydu. Error handling ya da hatalarla başa çıkarken kullanıcının yapması muhtemel olduğu şeyleri de göz önünde bulundurmamız lazım. Biz normalde hiçbir zaman bu boşken fiyatları güncellemeye tıklamayız, tıklamayacağımızı düşünürüz ama kullanıcı farklı sebeplerden dolayı bunu yapabilir. Konuda kullanıcıyı suçlayamazsınız çünkü bunu bizim öngörüp bir takım çözümler üretebileceğimiz konular. Her şeyi bu detayla bilmesini bekleyemeyiz. Şu an iki değişkenim de boş. Pencereyi kapattım. Bu ekrana gitti. Arama sonucunda hiçbir kayıt çıkmadı. Replace işlemi yaptı. Yapamadı aslında hiç kayıt olmadığı için ve fiyatlar güncellendi diyor. Aslında ben fiyat güncellememe rağmen güncellendi gibi bir şey söyledi. Veya farklı bir durumda ne olabilirdi? Kullanıcı bunlara oran yerine böyle bir şey yazabilir. Grupları rastgele yazabilir ya da birini yazıp diğerini boş bırakabilir. Boş bıraktığı zaman şu andaki scriptimde fiyatları güncelliyorum. Arama yaptı, yine kayıt bulamadı. Çünkü arama kriterimiz doğru değil. Üretici değişkeni boş olduğu için. Hemen göstereyim. Records modify last find dersem script'in yapmaya çalıştığı aramayı göstereceğim. Evet, bu aramada kategoriyi meyve olarak yazdı. Üretici diye bir değişken olmadığı için oraya değişkenin ismini yazdı. Burada bir hata var, hata olabiliyor. Bunları öngörerek şimdi script'imizi biraz geliştirelim. Öncelikle ben kullanıcının yapması gerekip yapmadığı şeyleri bir teyit etmem iyi olur. Ama bunları iç içe if'le gitmeyeyim. En başta yukarıda tek bir if'le de tek bir değerlendirmeyle olası hataları değerlendireyim. Script'i açıyorum. Şu güncelle düğmesine itibaren işlemlerimiz başlıyor. Şurayı girilen bilgileri kontrol et diyebilirim. Normalde şunu yapabilirdik az önce dediğim gibi if is empty boşsa nedir? Grup. Show custom dialog ya da else vesaire gibi iç içe gidebilirdim ama ben bunları tek tek söylemek yerine tüm hataları, kullanıcı yapması gereken tüm şeyleri bir seferde tespit edip tek bir mesajla gösterebilirim. Onun için bir değişken oluşturayım ben. Hatalar. Burada da bir formül yazalım. Let birden fazla hata olabileceğini varsayarak. Let bize bir takım değişkenler oluşturmamızı sağlıyor script içinde. Bu formülü biraz daha basit hale getirmek için. Ctrl 1 diyeyim mesela. Bu benim bir değişkenim olacak. Script içinde kullandım. Biz genelde bunların başına tilde koyarız. Is empty. Global tablosundaki grup seçilmediyse lütfen grup seçiniz. Ünlem. Ctrl 2 üretici için olsun. Lütfen üretici seçiniz haline. Ctrl 3 de oranla ilgili olsun. Lütfen oran girin istiyorum. Hatta burada kontrolleri artırabiliriz. Örneğin bu get as number oran gir
eşit değiliz. Sıfırdan ufaksa hangisi? Evet, o da bir örnek olabilir. Bunun sayısal olmasını istiyorum mesela. Veya oran sıfırdan küçük olmamasını isteyebilirim. Sayısal olmalıdır. Mesela benim dediği gibi if oran bir küçüktür sıfırsa oran büyük olmalıdır. Tabii bu sıfırdan küçük olması sıkıntı şunu yapacak. Eksi 10 yazarsa %10 indirim yapar. Eğer bu özelliği barındırmak istiyorsak kullanıcıya buna izin verebiliriz. İstemiyorsak böyle bir kısıt uyarı koyabiliriz. Ve yine kullanıcı hata yapmasın. Hani oran girerken yüzde işte 5 ile 10 arasında olsun ya da maksimum yüzde 500 olabilir. Onun üstündeki çok oran anlamlı değildir ya da yüzde 150'nin üstündeki oran çok yüksek. Burada olabildiğince kullanıcıyı kontrol etmemiz gerekir. Yoksa birçok kaydı toplu değiştireceği için bunun geri alma işlemi çok zor. Dolayısıyla hani kullanıcının yapabileceği hataları kullanıcıyı değerlendirerek belki buraya girebilirsiniz. Eğer sistemi kendiniz kullanıyorsanız zaten bu hataların neredeyse hiçbirini yapmazsınız. İş biraz daha başkasının kullandığı uygulamalar yazarken daha detaylı düşündürmeyi gerektiriyor. Burada da list fonksiyonuyla bu kontrolleri birleştirebilirim. Tek bir değişken oluşturmuştuk zaten. Kontrol 1, kontrol 2, kontrol 3, kontrol 4, kontrol 5 ve kontrol 6 olsun. Daha da fazla gitmeyelim şimdi. Şurada bir parantezimiz eksik. Burada bir nokta bulduğumuz fazla. Evet. Hataları oluşturduk. Burada diyeceğim ki eğer hatalar boş değilse not is empty hatalar show passing diyalog bileti uyarı olsun. Lütfen bilgileri kontrol ediniz. Ve devamına hatalar nokta virgül %. Tabii hastalıktan başlayabilir. Dolayısıyla kullanıcı ilk tamama bastığı zaman tüm hatalarını görecek ve onları düzeltecek. Bu kullanıcı tarafındaki kontrolümüz oldu. Hemen deneyelim. Toplu fiyat güncelleme. Fiyat güncelleme dedim. Evet. Burada hataları söyledi. Tamam diyorum. Tamam deneyecektim. Pardon. Herhalde şunu unuttuk. Biz kullanıcıya bir uyarı mesajı verdik ama burada en çok kullandığımız şey bu işlemden sonra mesaj verdik ve bu script artık devam etmemesi gerekiyor. Çünkü sonraki adımların hiçbir anlamı yok. Exit script. Hatta buradaki şu result da çok önemlidir. Bir script başka bir script'i çalıştırdı ve o script eğer bir result da geliyorsa da bu sefer onu kontrol ederiz. Bir subscript dediğimiz alt script'ler hatayla karşılaştıysa burada başarıyla gerçekleşti okey yazabilirim veya hataysa hatanın mesajını kodunu yazabilirim. Bu sayede bu beti tetikleyen script diğer tarafta get script result diyerek en son durumla ilgili bilgi alır. Tamam, burada kullanıcı kontrolünü yaptık ve işlemi durduruyoruz bu işlemden sonra. Test edelim. Tıkladım. Bilgileri yarım yamalak doldurup fiyatları güncelle dediğim zaman bana hata mesajı veriyor. Bu ekrandan gitmiyor. Bunları artık girebilirim. Şöyle yazınca kontrolüm tam istediğim gibi çalışmadı ama artık kontrolleri yapmış oluyoruz. Burada kullanıcı deneyimi için belki ilgili alanın içine girebilir, bunları renklendirebilir. O şu anki konumuz değil. Sadece şu an hata ayıklama ya da hatalarla başa çıkmayı konuştuğumuz için. Tamam, kullanıcının hata yapmasını engelliyoruz. Mesela örneğin Ali Karan'ın sattığı sebzelerde %10 fiyatları güncelle diyelim. Burada bir hata vermedi, işleme devam ediyor. Arama yaptı. Burada aslında bir hatamız var ama normalde hata kodu almadan bir hata yaptık. O da şu. Normalde eğer kayıt bulamasaydı az sonra buralara da bir takım hata kodları, hata bildirimleri koyacağız ama
Şu an bir hata kodu FileMaker'da üretmedi. Kullanıcının bildiği, girdiği bilgiler de eksik değil. Bu sefer aslında üçüncü taraf, bizim geliştirici tarafında bir şeyleri eksik düşündüğümüzü görüyoruz. O da şu, ben kullanıcıya dedim ki üretici seç, kategori seç ve ona göre bir arama gerçekleştirdim. Kullanıcı düşünüyor ki ben Ali Kara'nın sebzelerinin fiyatını güncelleyeceğim. Ama bir de Mehmet Ali Karaca var. Biliyorsunuz FileMaker kelime kelime indeksliyor ve o kelimenin içinde geçmesi yeterli. Hatta kelimenin başının geçmesi yeterli. Dolayısıyla buradaki aramamız eğer bu şekilde çalışırsa kullanıcı yanıltır. Hemen bu script'i düzenle diyelim ve durduralım. Buradaki aramalar daha katı olmalı. Nasıl? Yine araba uçlarıyla ilgili bir meetup'ımız vardı. Sanırım o da yayınlandı. Linkini de tam da burada paylaşırız. Bunların başlarına iki tane eşittir koyarsam birebir aynı içerikte olmasını sağlıyor. Yani ben Ali Kara diye ararsam Ali Kara'yı bulacak. Baştan sona birebir aynı olması gerekir. Şey dedim. Şimdi toplu fiyat güncellemeyi tekrar çalıştıralım. Sebze, Ali Kara, %10 indirim yapacağız. Pardon, artırım. İlerliyorum. Ekrana gitti. Perform Find yaptı. Evet, şu an bir kayıt buldu ve bu kayıt üzerinde güncellemeyi yaptı ve kullanıcıyı uyarmış oldu. Tamam, bir adım daha ilerlemiş olduk. Şu adımlara bakalım. Burada hangilerinde hata olma ihtimali var? Set Variable adımlarında bir hata olma ihtimali çok yok. Close Window, normal şartlarda ben bunda hata olmasını beklemem. Ama başka örnekler için şöyle örnek verebilirim. Hani Close Window hata verir mi? Verebilirim. Nasıl bir trigger vardır? O trigger kaydın kaydedilmesini engelliyordur. Orada da bir kayıt değişikliği yapmışımdır. Close Window işlemi durdurulur. Dolayısıyla eğer böyle bir ihtimal varsa ben buraya bir hata kontrolü koymalıyım ya da kaydı kaydetme kontrolü koymalıyım. Ama bu örnekte olmayacak. Go to layout hata verir mi? İşte yine bir trigger'dan dolayı layout'tan çıkamıyorsa, bulunduğu layout'tan çıkamıyorsa verebilir. O layout silindiyse verebilir. Ama zaten biz layout'ları böyle kafamıza göre silmiyoruz dersek ben buraya bir kontrol koymam gerekmiyor. Perform Find bu örnekte evet en hata verme ihtimali olan satır burası. Kullanıcı tamam bilgileri doldurdu ama bir şekilde arama sonucunda kayıt bulunamadı. Burada bir hata verebilir. Dolayısıyla ben burada bir hata varsa replace'i çalıştırmam gerekmiyor. Çünkü replace tehlikeli bir komut. Hatta bazı durumlarda perform find çalışmadığı durumda tüm kayıtları gösterebilir size. Onu uygulayabilir miyiz? Şu satırı çoğaltayım. Örneğin ben burada global tablosunda, inventory transaction tablosundaki değil, global'daki bunlar dedi global normal bir alan için başka bir tablodan senaryoyu daha önce test etmedim ama çalışma ihtimali var. Yıldız diye bir arama yapayım. Bir şekilde script'im çalışırken bunları seçtim. Fiyatları güncelleye tıkladım. Aslında şurası benim için önemli ya, pardon, şu perform find. Adım adım gitmek yerine şuradan play deyip burada durmasını sağlayabilirim. Çünkü buraya bir durak noktası ekledim. Devam et diyorum. Şu an perform find çalışacak. Evet, bir hata kodu aldım. 103 hatası. Arama gerçekleşmedi. Tüm kayıtlar gözüküyor. Şu an replace field contents yaparsa benim tüm fiyatlarım %1 oranında artacak. Ciddi sorun. Evet, ve arttı. Onun için burada ne yapmam gerekiyor? Bir hata kontrolü yapacağım. Bunu istedim. Bunu yapalım. Dolayısıyla hani replace, delete all, delete gibi biraz tehlikeli komutların öncesinde kesinlikle sadece bir adım öncesi değil, önceki adımlarda da örneğin go to layout inventory list çalışmasaydı, çalışmama ihtimali olabilen bir durum varsa örneğin ismiyle giderseniz bu çok olabilir. Go to layout by name diyorsanız mesela layout'ta isim değişikliği yapılması daha muhtemel ve o isim değişirse ilgili layout'a gidemeyebilir. Veya layout'un işte ana tablosu değişmiştir. Aslında bizim görmek istediğimiz ürün kayıtlarıken orada hareket kayıtları olabilir. Çok alakalı script'lerle değişiklik yapabilir.
Onun için tehlikeli komutlarda bu kontrolümüz daha önemli. Buraya diyeceğim ki if get last error yatağı varsa hemen bu esnada da uyarabilirim işlemi durduracaksan veya bazı hatalar da vardır ki çok önemli değil, işlem devam edebilir. En sonunda onunla ilgili bir log tutabiliriz ya da genel bir uyarı yapabiliriz. Burada perform find'dan sonra bir hatam varsa get last error'la bunu tespit edebiliyorum. Show custom diyalog uyarı hata oluştu. Tabii uyarımız daha anlamlı olması her zaman iyidir. Az önce demiştik kullanıcı ise bunda bilgi verecek. Hatta hata kodu. Last error. Şimdi böyle basit bir hata kodumuz olsun. Hata mesajımız daha doğrusu. Ve yine ben işlemden çıkartacağım. Exit script diyorum. Ve bundan sonraki işlemleri yapmayacak. Ben şöyle de yapabilirdim. Else deyip geri kalan işlemleri bunun için alabilirdim ama dediğim gibi bu iç içe if'ler, else'ler aynı şeyi şurada da yapabilirdim. İşte else. İç içe if'ler, else'ler bu script'i böyle alt alt kademe kademe gösteriyor. Dolayısıyla olabildiğince sade ve yalın, çok böyle kademelendirmeden gitmeye çalışıyoruz. Eğer bir hata varsa o hatayı işliyoruz ve script'i durduruyoruz. Nereye yönlendireceksek yönlendiriyoruz. İşlemi geri alabiliyorsak geri alabiliyoruz. Alacağız daha doğrusu. Burada herhangi bir işlem yapmadı zaten daha. Sadece arama gerçekleşmedi. Orada bir hata var ve bundan sonraki adımların çalışmasını istemiyorum. Burası da tamam. Hemen deneyelim. Toplu fiyat güncelleme. Ürün grubu sebze olsun. Üreticide şöyle örnek bakayım. Belli kırmızının sebzeleri. Toplu fiyat güncelleme. Sebze. Belli kırmızı %5 oranını da artıralım. Evet, hata kodu 401. Tabii bu dediğimiz gibi kullanıcı için çok uygun bir hata değil. Dolayısıyla hataları bildirirken de şöyle detaylandırmalar yapabiliriz. Örneğin get last error eşittir 401 ise show custom dialog ileti belirttiğiniz kriterlerde kayıt bulunamadı. Daha anlamlı. Ben orada yazdığım kriterlere uygun kayıt yokmuş. Bunu kullanıcı kendisi düzeltebilir. İşte zaten veli kırmızı meyve satmıyor ki deyip sizi aramadan işlemine devam edebilir. Ama bunun dışında ne olabilir? Farklı hata kodları FileMaker üretebilir. Belki bizim öngörmediklerimiz. Onda da klasik hatamız beklenmedik bir hata oluştu diyebilirsiniz. Beklenmedik bir hata oluştu. Ve burada hata kodu verecek. Bu durumda müşteri size söyleyecek geliştirici olarak. Siz de o hata koduna göre olsa olsa neden olduğunu tahmin edebilirsiniz. Hatta burada kendi içinizde o hata kodlarında bir takım kodlar ya da kendiniz de kodlar vererek hangi script'in neresinde bu hatanın olduğunu tespit etmenizi kolaylaştırabilirsiniz ki bir hata logu tutmak da bunun için bir çözüm, bir yöntem. Tamam, bu hatayı iyileştirdik. Benzer şekilde şu replace komutu normal şartlarda hatası gerçekleşebilir ama hata da olabilir burada. Onu öngörelim. Ne olabilir? Ben kayıtları bul değiştir yaparken daha doğrusu hata ne alırım? Bir kullanıcının yetkisi olmayabilir. İşte yetki hatası verecektir. Yanlış yine bir field alan seçmiş olabilir gibi gibi farklı durumlardan dolayı hata meydana gelebilir. O durumda da aslında bana başarıyla kayıtlar güncellendi dememesi gerekiyor. Örneğin şunun fiyatını 10 yapayım. 11 mi olsa ya da 20 olsun. Yeni pencere açıyorum. Toplu fiyat güncelleme. Tüm ürünlere %50 oranında zam yapalım. Fiyatı güncelle. Fiyatlar güncellendi diyor. Hepsi güncellendi ama domates güncellenmedi. Orada bir hata oluştu aslında. Tekrar deneyelim. Debugger'la gidelim bu sefer. Tüm ürünlerde. Osman hocam araya girebilir miyim? Buyurun. Şimdi o replace fill content yaptığımızda başka bir kullanıcı oradaki bulunan bir kaydın içinde olursa nasıl tepki veriyor? Bir de ondan bahsedeyim. Tam da o örneği gösteriyordum esasında. Tamam. Benim ikinci bir kullanıcım olmadığı için arka planda ikinci bir pencerem var. Vazgeçe tıkladım. Şu pencerede kaydı değiştirdim bakın. Değiştiriyorum ya da 20 diye. Kaydetseydim sorun yoktu ama bunun içinde hala ben yazmaya devam ediyorsam biliyorsunuz bu kayıt kilitli durumda. Onu da nereden görüyorum? Şuradan. Get open state. Port open state. Bu kayıt şu an açık durumda. 2. Oluşturulmuş bir kayıt sonradan değiştiriliyor. Ama ikinci pencerede
Bu başka bir kullanıcı da olabilirdi. Benim kullanıcımın başka bir penceresi de olabilirdi. Bu kayıt düzenleme halinde olduğu için burada bu kaydı değiştiremem. Bir hata veriyor. Bu hatayı göstermeyecek ama nasıl gösteriyor ona bakalım. Onun için debugger'la gideceğim. Tüm ürünlerde, tüm kişilerde oranı güncelletelim. Pencereyi kapattı, ekrana gitti. Arama gerçekleşti. Sorunsuz bir şekilde. Replace. Evet. 201 hatası verdi. Demek ki burada 201 hatası veriyorsa bazı kayıtların değiştirilemediği anlamına geliyor. Ben hemen script'ime gidip bununla ilgili if get last error eşittir 201 ise show custom dialog yeti uyarı bazı kayıtlar güncellenemedi. Burası biraz tehlikeli durum çünkü tamamı güncellenemeseydi iyiydi ama bazıları güncellenemiyor olması problem aslında. Hangisinin güncellenip hangisinin güncellenmediğini bilmemiz gerekiyor. Belki son değişikliklerden ulaşılabilir. Log tutuyorsunuz. Loglardan bakılabilir. Yine başka bir hata varsa da başka hatayı söyleyebilirim. Peki burada ID record number işe yarar mı? Onu gösteremeyecek çünkü şu an bir kısmını değiştirdi, bir kısmını değiştiremedi dikkat ettiyseniz. Evet, değiştiremediğinin record yani FileMaker'ın kendi verdiği bir record number'ı var ya içeride. Evet. Oradan yakalanabilir mi? Mesela şöyle yapalım farkı görmek için. Set error capture onu demiştik ki bunu off haline getireyim. Toplu fiyat güncelleme. Tüm ürünler, tüm üreticiler için %20 fiyat artışı yapalım. Şöyle bir hata mesajı veriyor FileMaker ama bir kayıt değiştirilemedi diyor. Çünkü o kullanılıyor diyor. Veya işte yetkisi yok diyor vesaire. Ama o kaydın hangisi olduğunu bilmiyoruz. Yetkiden dolayı olsaydı hiçbirini değiştiremiyor olacaktı muhtemelen. Ya da sadece yetkisi olanları değiştirecekti. Burada yine bahsedeceğimiz diğer meetup konusu. Yani biz bu işlemi eğer transactional yapıp rollback, yani geri alma işlemi yapabiliyorsak sorun olmayacaktı. Diyecektik ki işte kayıtlar, bazı kayıtlar kullanımda olduğu için kayıt güncellenemedi gibi bir uyarı o zaman verebilirdik. Ve kullanıcı tamam dediği zaman hiçbir fiyatı güncellemeden geri dönerdi. Ama halihazırdaki örnekte fiyatların bir kısmını güncelledi, bir kısmını güncelleyemedi. Osman Hocam, burada önceden bir hiç değişmeden bir kontrol, yani %0 arttırarak bunu yapma şansımız var mı? Bir yöntem olabilir diyorsunuz ki önce %0 artırayım, hiçbir hata almıyorsam bir daha replace yapayım diyorsunuz. Aynen. Peki tam o sırada kullanıcı değiştirmeye başladı. İşte ona izini kesebiliyor musunuz? İzini şöyle kesiyor. Kullanıcılar eğer ben bu kayıtta bir değişiklik yapmaya başladıysam başka kullanıcı yapamaz. Tüm kayıtları aynı anda kitlememiz için böyle farklı bir yöntem gerekir. Var mı öyle bir şey? Yani bu mesela bu layout'ta veya bu table'da girişleri o an için yok. Sizden başka arada yok. İşte bahsettiğimiz diğer transactional scripting'de buna bir çözüm, bir yöntem bulunabilir. Farklı bir ekranda portalları da kullanarak portal üzerine değişiklikleri yapıp en son kaydetmesi sağlanabilir. Ses gitti. Tek kayıt olsaydı kolaydı. Eğer ben tek kayıt üzerine değişiklik yapıyor olsaydım scriptimin başında bu kaydın dediğiniz gibi boş bir alanını ya da herhangi bir alanını tekrar set field'la bu kaydı kilitlerdim. Bu kayıt üzerinde ben işlemi bitirene kadar başkasının değişiklik yapmamasını sağlayabilirdim. Ama şu an tüm kayıtlarda olduğu için bu, yani bunun basit pratik bir önlemi yok. Evet. Ne olur işte hata alırsanız hatayı kullanıcıya bilgilendirme yapılabilir. İkincisi de işte bu tip işlemler olabildiğince kullanıcılar bu veri tabanında bu tabloda çalışmadığı zamanı denk getirerek öyle bir çözüm yöntem bulunabilir. Ya bunu kullanmamak gerekiyor Osman. Ne bileyim, bana şu anda şey geldi. Kayıt değiştirilmedi. Hangi kayıt değiştirilmedi? Ayıkla pirincin tacını. Ya da Osman şey yapılabilir mi? For loop'la tek tek bütün kayıtları sırayla gidip de işte bu kayıtta takıldım demesi. Tabii. Yani bir yöntem o. Bir yöntem işte diğer script'le. Tek tek yapmasının şöyle bir dezavantajı olacak. Replace'e göre çok daha yavaş çalışacak. Evet. Eğer sizin için hız o kadar önemli değil ve kayıt sayılarınız böyle yüz binler değilse çok fark etmeyecektir. Loop'la yapılabilir bir çözüm. Kullanılabilir. Mesela sen kaydı engellemek en güzeli de engellenebiliyorsa. Yani o an bütün kullanıcıları pasifize edebilmek. Bütün kullanıcıları, yani admin konsoldan tüm kullanıcıları sistemden çıkartırsınız. O olabilir. Eğer hani bu çok istisna yapılan bir işlemse ama gün içinde yapmanız gerekiyorsa bu mümkün olmayabiliyor.
Osman Bey, merhaba. Önemli loop'la yapılabilir bu. Bir diğer yöntem işte o translation'ı portal içerisinde yapıp işlem yarıda kalırsa geri döndürülebilir. Ya da ben burada yine geçici bir alan tutup örneğin eski fiyat. Evet. Tamamdır. Geri dönme revertible yok. Öncelikle bu fiyatları buraya saklarım. İşlemde bir hata varsa rollback yapabilirim bu sayede. Evet, mantıklı. En kötüsü bu olur. En güzel çözüm sanki bu. Bunda da yine küçük bir yine yani tabii bu Buna... ihtimallerin bazıları da çok istisna olabilir. Biz replace yaptık eski tabloya. O sırada 3 tane kayıt düzenleniyordu. Onları yapamadı. Rollback yaparken de başka bir kaydı başka bir kullanıcı düzenliyor. O kaydı rollback yapamayabilir. Yani Ya bir şey sorabilir miyim? Bu kilitli olan kaydı hani demin siz bir şey yapmıştınız ya, bu kayıt kullanılıyor. Neydi? Open state. Open state kaydı belirlemek mümkün mü? Yani diğer hani onu bulunanlardan çıkarsın. OpenState'e göre search yapabilir miyiz? Şöyle deneyebiliriz. OpenState normalde calculation'la hesaplatılabilir. Check OpenState. Bu meetup daha interaktif oldu. Güzel oldu. Yes, record OpenState diyoruz. Ve burada önemli bu hesaplama indeksiz olmalı. Her zaman hesaplanması gerekiyor. Bu aramamız biraz yavaşlatacak ama size istediğimizi veriyorsa çok önemli değil. Bu alanı şöyle şuraya koyalım. Ben daha rahat görmek için rengini arka plana sarı vereyim. Şu an hepsi sıfır durumunda. Şuradan ürünün fiyatını değiştirelim. 100 yapalım. Ve kaydetmeden diğer ekrana geçelim. Evet, bunu güncellemedi. Hemen DataViewer'dan teyit edeceğim. Burada 0 görüyor. Şu ekranda 2 görüyor. Sanırım bu Open State istediğimizi vermiyor. Bulunan şeyde layout da çalışıyor gibi sanki. Şu an ben bunu değiştirdim. Burada tekrar deniyorum. Sıfırları bul. İstediğim kaydı getirmiyor. Yani o pencerede onu gösteriyor. O anda hesaplıyor sanırım. İşimizi görmedi tam olarak. Ertuğrul Ermiş'te database'i pause yapabilir miyiz demiş ama o zaman da tabii bizim işlemimiz de yine benzer şekilde kalmış oluyor. Tam çözüm olmayabilir belki. Bununla ilgili işte farklı çözümlerle, farklı önlemlerle bu olasılığın başımıza gelmemesini sağlamak mümkün. Tabii burada dediğim gibi her zaman şey önemli. Buradaki yaptığımız değişiklik ne kadar hayati önemli. Eğer fiyatlar çok hassassa değişmesi mesela örneğin bunun bir manav değil de tüm dünyaya satış yapan bir manav zinciri olduğunu düşünün. Fiyatın işte 5 kuruş düşük olması belki bir günde çok ciddi kar veya zarara sebep olabilir. O tip durumlarda bunu daha dikkatli, daha kontrollü yapmak kesinlikle çok faydalı. Zaten yöntemler de çıktı karşımıza. Biri loop yöntemi, diğeri işte yine translational işte daha hızlı olması için belki bir yöntem kullanılabilir. Ya da önce veriyi başka bir yere çekip sonra tekrar içeri alma olabilir gibi gibi şeyler mümkün. Hatta şeyle bir çözüm olabilir şimdi düşününce. O geçici eski fiyatı kolonunu bu tabloda değil de eğer farklı bir tabloda açarsak Evet, normal ben de onu diyecektim Osman tabloda. hocam. Tam fiyat tablosunu farklı bir tabloda O zaman tutarak onu yönetebilir kitlememiş olur. Bu miyiz? üründe değişiklik yapıyor olsa bile Tamam. bizim o not tablomuzu kitlememiş olur. Bu tip şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten scriptlerde error handling tarafının en önemli şeylerden bir tanesi çok kullanıcılı ortamlarda olduğumuzu unutmamak gerekiyor. Siz bir şey yapıyorsunuz ama aynı anda başkası neler yapıyor? Örneğin bu yine şeylerde de geçerli. Geçici bir temporary bir tablomuz var. Oraya önce kayıtları alıp kontrol edip sonra import yapıyorsanız eğer içeri kayıt aktarıyorsanız o ekrana iki farklı kişinin girebileceğini düşünüp ona göre işte kim girdiyse ya o bölümü kitlemek ya da herkese özel ID'lerle açtığı kayıtlara numara vermek gibi gibi yöntemler gerekiyor. Hocam şöyle bir şey olabilir mi? Daha önce THY'de şöyle bir şey yapmıştık da kayıtların edit edilebilmesi için her kaydın üzerine bir tane alan açtık. Statüsü ile ilgili, bizim edit edilebilir statü durumu ile ilgili. Mesela eğer orası onun değeri birse kaydın içerisine hiç kimse giriş yapamıyor.
Ve girişlerin hepsi butonla, el yordamıyla girişle. Onu aslında Ertuğrul Hocam onu şey yapıyor, Final Macro'nu kendisi yapıyor aslında. Buradaki örnek için öyle bir şey yapılabilir ama diyorsunuz ki bu kayıt değişmeye başladığı anda biz şu calculation alanı değil de kendi hepsinin içine bir yazdığım zaman set edelim. Evet. Hepsinin içine bir yazdığım zaman bir alan kendim açıp özellikle yani, hepsinin içine bir yazdığım zaman evet kullanıcı hiçbir şekilde edit amaçlı olarak izleyecek kayıtları fakat edit amaçlı olarak kayıtların içerisine giremeyecek çünkü bütün girişlerin buton aracılığıyla yapılıyor benim zaten. O noktada butonlarla kullanıcıyı yönetiyorsanız bu yapılabilir. Örneğin ben buraya 1, 2, 3 yazdığım anda diyorsunuz ben şunu bir şekilde de içine girdiğim anda buna 1 yazacağım ya da değiştirmeye başladığım anda. Butonunuza göre değişir. Evet. Dolayısıyla evet. Bu kaydı değiştiremediğimi bileceğim. Evet. Orada şöyle hani bir takım yine şeyleri düşünmek gerekiyor. Kullanıcının internet bağlantısı koptu ya da network ağı koptu ya da FileMaker'ı çakıldı ve burada 1 olduğu halde bu kayıt açık gözüküyor. Kimse içine giremeyecek. O tip durumları belki yine handle etmek gerekir. Daha doğrusu başa çıkmak gerekir bizim Türkçeleştirdiğimiz ifadesiyle. Bizim replace bittikten sonra da mesela replace işlemi bittikten sonra oradaki gruptaki mesela şu an burada 6 tane kayıt var. Hepsinin üzerindeki biri kaldırmış olacağız. Tabii. Onda da yine, hani yine beklemediğimiz durumlar meydana gelebilir. Örneğin bir kaydı bir kişi düzenliyor domatesi. Ben bu kaydı değiştiremeyeceğimi biliyorum. Diğerlerini değiştiririm sadece. Kullanıcıya da domates değiştiremedi diye mesaj gösterebilirim. Ama evet. Kullanıcı burada birken bir şekilde bağlantısı koptu, sistemden atıldı, sistemden çıktı. Beklemediği şekilde sistemden çıktı. Buradaki bir kalacak. Bu sefer de buna bir çözüm bulmak lazım. Aslında şey, bu bir bulmaca çözer gibi olası hataları bulup onlara evet. Hepsine çözüm bulunur. Biraz işte beyin jimnastiği yapmak gerekiyor. Olası durumları düşünmek gerekiyor. Olmadan tecrübelerle bunun bir kısmı oluyor. İşte şurada şöyle olma ihtimali var, burada böyle olma ihtimali var. Hepsine bir çözüm kesinlikle bulunur. O konuda ben... Uluslararası bana bir şey yapıyorsa Osman Hocam ilişkili tabloda o da 9-5 diye bir kural olmaz. Her an fiyat değişebilir. İlişkili tablo sanki en mantıklısı gibi geldi. Gibi. Orada belki geri dönüş fiyatları da saklamak isteyeceksiniz belki. Hatta fiyatı yeni bir satır olarak girerse hiçbir kayıt kitleme problemi olmaz. Ben fiyatlar tabloma domatesin güncel fiyatı şu tarih itibariyle bu diye yeni bir satır girerim. Eski satır devre dışı kalır. Evet. Sadece geriye dönük fiyatlarımı görebilirim. Onunla ilgili bir rapor çıkartabilirim. Örneğin. Evet, borsa gibi bir şey olacak o zaman. Değil mi? Grafik çizersin domates fiyatları günler bazında değiştiğini. Yani şu andaki tüm yöntemlerde birçok yöntemde olumsuz bir şey konuşmadık. Diğer tüm yöntemlerde olumsuz bir noktası var gibi geldi. Ya her şeyin artıları eksileri var. İşte loop yöntemi biraz bize yavaşlık noktasında sorun verebilir ama daha sağlıklı çalışıyorsa ve bu işlem hani bir dakika sürmesiyle 10 dakika sürmesi bizim için çok fark etmiyorsa ki bazı durumlarda fark etmeyebilir. Hani o anda değişmesi çok şart değil. Daha sağlam için, daha sağlam yöntem olduğu için tercih edilebilir. Aslında olayın özünde bakmak gerekiyor. Sizin vakanız özelinde işte bu sadece bizim mademize sattığımız manav mı yoksa dünya çapında mı? Ona göre şeyler değişir alacağımız önlemler. Burada son bir şey şu da olabilir. Hani kullanıcı buraya toplu fiyat güncelleme yazdı, bunları seçti. Oran da girdi, %100 oranda artıracağım. Güncelleye tıkladı. Ama biz bazen her zaman kullanıcıya emin misin diye sormayı çok sevmesek de, çok hoşumuza gitmese de bazen bu faydalı olabiliyor. Özellikle yine çok kayıtta değişiklik yapacağı zaman ya da kayıtları siliyorsa hani kullanıcıyı zorlasa bile her gün yapmayacağı işlem değil bir. İkincisi işte çok kayıtta değişiklik yapıyor. Geri almak biraz zahmetli olabilir. Dolayısıyla son bir teyit alabiliriz. Örneğin ne zaman o da kayıtları buldu. Şurada mesela show custom dialog diyorum ileti. Daha açık bir mesaj yazalım. Listelenen evet, pound pound bizim kayıt sayımızı verecek. Üründe değişik ürün fiyatında. Oranımız neydi? Hemen oranı koyalım buraya. Oran gir. %X oranında değişiklik yapmak istediğinizde emin misiniz diyorum. Soru işareti. Değiştir veya vazgeç diyebilir. Hatta burada bir de arama kriterlerini yazabilir. Kullanıcı hani farkında olmadan istemediği bir şeyi seçmiş olabilir mi? Kriterler
grubu. Global tablonda yazıyordu zaten ürün grubu. Alt satıra da üretici. Burada da kullanıcı ile ilgili bir takım işlemlerde iki tane düğmemiz var biliyorsunuz. Get last message choice diyerek o düğmelerden hangisinin kullanıldığını görebiliriz. Ben burada yine değiştir dediği zaman işte şu işlemleri yap diye if'i böyle uzun tutmak yerine if'i yine kısa tutacağım. Eğer vazgeç tıkladıysa exit script yap, doğrudan çık. Yoksa bir else vesaire gerek yok burada da. Daha kompakt olmuş oldu. Daha sade ve yalın olmuş oldu. Hemen deneyelim. Meyve Hasan %15. Hata verdi. Error handling şeyi kapatmıştık. Sensor capture'ı. O yüzden bu mesaj geldi. Continue diyelim. Belirttiğiniz kriterlerde kayıp bulunamadı. Ben şunu eski haline getireyim. Set error capture on. Bana hataları gösterme. Zaten biz uyarı mesajlarını veriyoruz. Kimin hesaplığını ezberleyemedim henüz. Onun için tüm kayıtlarda diyorum yine %10 oranında. Fiyatları güncelle. 6 adet ürün fiyatını %10 oranında değiştirmek işte. Emin misiniz? Şunlar bulunacak. Değiştir dediğim zaman fiyatlar güncellendi. İşlem tamam. Son bir notum var. O da şu. Get last error fonksiyonu özellikle şöyle önemli. Bu satır gerçekleştikten hemen sonra bu error kodu üretiliyor. Dolayısıyla ben onun sonrasında bazı adımlar yazıyorsam o anda o error kodunda değişikliğini almam gerekebilir. Bunun somut bir örneğini nasıl buluruz? Örneğin şu layout'a gitmediği zaman ben bununla ilgili hatayı eğer aşağılarda bir yerde kullanacaksam script'in aşağı satırından bunu bir değişikliğini almam gerekir. Çünkü arada başka satırlar da işleniyor. Hatta FileMaker'ın eski sürümlerinde şu bile oluyordu. Siz şurada if'in dışında işte set variable komutu kullandığınız anda bile get last error siliniyordu. Dolayısıyla öyle bir durumda doğrudan set variable'ı öncelikle hatayı al, sonra o hatayla ilgili işlemleri yap dememiz gerekiyor. Mesela şurada bir örneği olabilir belki. Ben hata kodunu gösteriyorum ya burada. Eğer yeni pencerede bu işlem yapılıyor olsaydı ve close window dedikten sonra hata mesajını göstermeye çalışıyor olsaydım burada bana hata mesajı hep sıfır diyecekti. Niye? Çünkü close window hatasız gerçekleşti. Ama perform find'da bir hata vardı. Onun için bu tip durumlarda last error'u bir değişkene almak işinize gelebilir. Last error sadece bir satırda aktif diyorsun yani. Yani o satır gerçekleştiği anda o last error güncelleniyor. Eğer sıfır yazıyorsa get last error'da başarılı. Bir hata kodu varsa başarısız. İstisna bazı satırlar var. Mesela if satırı bir hata kodu üretmez. Set variable bir hata kodu üretmez. Hani bunlarda onu güncellemiyor ama onun dışındaki hata oluşabilecek tüm script adımlarında onun bir indeksi var mı bilmiyorum. Varsa belki yayınlanabilir güzel bir liste olur. O listelerde bunu düşünmemiz gerekir. Mesela close window pencereyi kapatamama ihtimali var. Orada bir hata verme ihtimali var. Orada bir hata kodu sıfır veya kod neyse onu üretiyor. Evet benim genel notlarım ve bir örneğimiz buydu. Script hatalarıyla başa çıkma konusunda. Osman Bey, ben konuyla ilgili bir şey soracağım. Çok fazla vakit almaksızın. Bu script içinde gerçekleşen hataları daha sonrasında gösteriyoruz şeklinde söylemiştiniz. Onları her seferinde bir değişkene atamak gibi bir şey mi? Yoksa başta kullandığınız let fonksiyonu gibi bir fonksiyonlar mı o işlemi gösteriyoruz? İkisi de aslında hani bazen bir seferde vereceğimiz hataları let fonksiyonuyla birleştirebiliriz veya örneğin daha uzun bir script yazdığımızı varsayalım. Aralarda hatalar oluştu ama bu sunucu tarafında çalışan bir script, otomatik çalışan bir script de olabilir. Loglama bu konuda kullanılabilir. Script'in hangi adımlarında hata olduysa onları değişkene hani güncelleyerek gidebiliriz. Zaten şurada linki de var. Şu kişinin bahsettiği şeyde nedir? Blog makalesinde de benzer yöntemleri öneriyor. Script eğer adım adım ilerledikten sonra eğer o yapılan hatalar çok önemli değilse en son bittikten sonra değişkenlere hataları güncelleyerek örneğin şuradaki hataların dışında burada bir hata oluştu. Ben set variable hatanın devamına ampersandla işte ikinci hatayla ilgili log gibi hataları tutabilirim. Log tablomada bu hataların hepsini yazarım ya da kullanıcıya en son bu konuda bilgi veririm.
ikisini kapsıyor aslında. Yine biraz duruma bağlı. Anladım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani ben teşekkür ederim. Evet. Önerisi, ilavesi, ilave etmek isteyen varsa onları da dinleyebiliriz. Süreyi bir miktar açtık ama hadi son bir iki soruyu alabiliriz. Varsa yoksa da yine meetup'ı sonlandırabiliriz. Osman Bey çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Vaktini ayıran hafta sonunu herkese çok teşekkür ederiz. Yeni konularla hatta yeni konuşmacılarla devam etmekten memnun oluruz. O konuda önerileriniz varsa her zaman ulaşın lütfen. Herkese iyi hafta sonu. İyi tatiller diliyoruz. İyi tatiller.